Herkese merhaba. Teknolojinin en çok hayatımıza dokunduğu alanların başında tabii ki güvenlik geliyor. Güvenlik önlemleri için evlerimize, ofislerimize birçok teknolojik cihaz alıyoruz ve bu sayede güvenliğimizi arttırmaya çalışıyoruz. Biz de dedik ki bakalım teknolojik olarak güvenlik alanında ne gibi yenilikler var? Evlerimizi daha kolay yollarla ve teknolojik yollarla daha güvenli hale nasıl getiririz? Bu soruları sorduk. Çok ilginç icatlarla karşılaştık. Akıllı kilitler var. Yeni nesil alarm sistemleri var. Bunları keşfediyoruz. İsterseniz lafı da çok uzatmayalım. Teknoloji her yerde tüm hızıyla başlasın. Evlerdeki güvenlik kapılarda başlıyor. Kapılardaki güvenlik ise kilit sistemlerine başlıyor. Tabii bunlar hırsızları durdurmaya yetiyor mu? Yetmiyor. Ne yapıyoruz? Alarm sistemlerini aslında evlerimize kuruyoruz. Ve alarm sistemleri de ne zaman çalışıyor? Hırsız içeri girdiğinde. Buna kadar yeterli. Açıkçası bu bir tartışma konusu. Ama geliştirilen yeni teknolojiler var. Bu teknolojiler de evlerdeki güvenliği daha kapı açılırken alıyor. Nasıl yapıyor? Kalenin şu anda biz showroom'una geldik. Burada yeni bir teknoloji var, yeni bir ürün var. Extra Defans adında bir ürünleri var. Bu ürün şöyle çalışıyor. Hırsız kilidi kırarken ötmeye başlıyor. Yanlış duymadınız. Yani herhangi bir hırsızın içeri girmesi söz konusu değil. En önemli şey de tabii caydırmak. Şimdi biz de bunu test edeceğiz, bunu deneyimleyeceğiz. Bakalım nasıl çalışıyormuş, ben de çok merak ettim. Şimdi arkamda görüyorsunuz bir kapı var. Arkamda gördüğünüz kapıyı birazdan kıracağız, kilidini kıracağız. Ve kırdıktan sonra da bu sistemin nasıl çalıştığını hep birlikte göreceğiz. Bunun için de bir teknik uzman, kalenin teknik uzmanı, kale kilidinin teknik uzmanı İsmail abi var. İsmail abi seni böyle alalım istersen. İsmail abi bu arada çok fazla kez bu kilidi kırmış ve test etmiş. Şimdi hep birlikte İsmail abiyle bunu test edeceğiz. Şimdi İsmail abi bize kıracak kilidi. Evet, şimdi İsmail abimiz tıpkı hırsızların yaptığı gibi kilidi kırıyor. Evet, şu an kırıldı ve siz de duyuyorsunuz. Alarm çalmaya başladı. Bu arada gerçekten inanılmaz bir ses. 100 desibelden bahsediyoruz. 100 desibellik bir ses var. 100 desibellik tabii ses size duydunuz. Ya benim kulaklarımı oldukça fazla rahatsız etti. Bu arada cep telefonu da çalıyor. Onu da size göstereyim. Hatta açayım telefonu cevaplayayım. Alo. Bir saniye hoparlör alayım. Evet benim bir hata oldu, kusura bakmayın. Ondan dolayı teşekkür ederiz aradığınız için. Rica ederim. Güvenlik teyit amacıyla parolanızın 1 ve 2 tanesini çok kısa rica edebilir miyim sizlerden? Kastamonu, Adana. Teşekkür ediyorum. Herhangi bir sorun yok. Yok, hiçbir sorun yok. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Peki, sorun olmamasına sevindim. İyi günler diyorum. İyi günler, iyi günler. Sağ olun. İşte görüyorsunuz. Bu sistem akıllı bir sistem. Neden böyle diyorum? İçinde bir sensör var öncelikli olarak. Kilit kırıldığı zaman sensör genel merkeze bilgi veriliyor ve genel merkezden hemen size ulaşıyorlar. Eğer aksi bir durum varsa bu polise bildiriliyor ve polislerin hemen kapıya gelmesi aslında sağlanıyor. Tabii kilit kırıldıktan sonra da başka bir aslında sorunla karşılaşıyoruz. O da nedir? Çilingir çağırıp kırılan kilidi açtırmak. Peki bu modelde nasıl bu? Hemen onu göstereceğim size. Normal geldiniz, anahtarınızı cebinizden çıkarttınız. Kırılmış olan kilide takıyoruz ve kapımızı çok da rahat bir şekilde açabiliyorsunuz. Siz de görüyorsunuz. Bu arada Kale Extra Defans'ın ilgimi çeken başka bir özelliği oldu. O da günlük hayatta bizim aslında güvenliğimizi arttırıyor. Nasıl yapıyor bunu? Özellikle acelemiz olduğunda, örneğin işe yetişirken kapıyı kilitliyoruz. Bu aceleyle anahtarı göbeğin üstüne unutabiliyoruz. Veya elimizde poşetler var, içeri girdik, kapıyı da kapattık. Yine anahtar dışarıda kalabiliyor. Tabii bu doğal olarak güvenliğimizi olumsuz olarak etkiliyor. Şimdi öyle bir özellik var ki anahtarı üzerinde unuttuğumuzda bir uyarı sistemi devreye giriyor. 10 saniye sonra alarm çalmaya başlıyor. Bu da gerçekten yine kullanıcıların da hayatını kolaylaştıran ve güvenliği arttıran bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ben de size bunu göstereceğim. Şimdi bu ekstra defans silindire, göbeğe bu anahtarı takacağım ve ayrılacağım yanından. Bakalım neler yapıyor, hep birlikte görelim. Anahtarımızı unutmuş gibi yapalım ve şu şekilde göbeğimize yerleştirelim ve 10 saniye sonra alarm çalmaya başlayacak. Bekliyoruz. Evet, alarm çalmaya başladı. Ben tabii alarm susturmak için hemen anahtarı çektim. İşte görüyorsunuz, hayatımızı kolaylaştıran teknolojilerden bahsediyoruz. Özellikle de güvenliği artıran teknolojilerden bahsediyoruz. Kale Kilid'in geliştirdiği bu yeni göbek aslında bizim hayatımızı oldukça kolaylaştırıyor ve güvenliğimizi artırıyor. Evlerdeki veya ofislerdeki güvenlik önlemleri sadece kapılarla, kilitlerle sınırlı değil. Ek güvenlik önlemleri de alabilirsiniz. Nasıl yapıyorsunuz? Tabii ki sensörlerle. Şimdi arkamda görüyorsunuz 4 farklı sensör var. 4 farklı deneyim alanı var aslında.
Bunlardan bir tanesi darbe sensörü. Darbe sensörü şu şekilde çalışıyor. Hırsızlar sizin kasanızı kırmaya çalıştığında onları engelliyor. Hemen size göstereceğim. Siz de bir ses duyacaksınız. Tık tık diye bir ses duyacaksınız. Tıpkı kasa kırılma sesi gibi. Şimdi şu kırmızı düğmeye basıyorum. Bakın. Şimdi ötmeye başladı alarmımız ve tabii ki sizi de uyarmaya başladı. Bu güzel bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Hemen diğer bir özellikten bahsetmek istiyorum. O da şu. Cam kırılma sesine karşı duyarlı bir sensör. Camınız kırıldığı zaman alarm devreye giriyor ve hırsızı engelliyor. Hemen bunu da yapalım, bakalım nasıl oluyor. Şimdi cam kırılma sesi duyacaksınız bu arada. Evet. Görüyorsunuz burada yine alarm devreye girdi. Siz de kırmızı yanıp söndüğünde bunu anlayabilirsiniz. Şimdi diğer yanımda iki tane daha güzel örnek var. Bunlardan bir tanesi duman sensörü. Hemen onu da yapalım, bakalım nasıl çalışıyor. Şöyle bir tuşa basalım. Hazır olsun. Şimdi basalım. Evet. Görüyorsunuz şu anda duman çıktı. Evet. Alarm şu an çalmaya başladı. Evet. Alarmı şu anda durdurdum. Bu da gerçekten yangın için aslında alınabilecek önlemlerden bir tanesi. Diğer yanımda ise su baskınlarına karşı geliştirilen bir sensör çeşidi var. Hemen onu da deneyelim. Şimdi alttaki tabakada su yükselecek ve siz de göreceksiniz orada iki uçlu bir sensör var. Sensör bu suyu algılayacak ve alarm ötmeye başlayacak. Hemen basıyorum. Evet, şu an su dolmaya başladı. Şimdi ötmesi lazım. Evet, görüyorsunuz alarm da ötmeye başladı. Ben hemen alarmı da susturayım. Görüyorsunuz sadece güvenlik önlemleri kilitlerden, kapılardan ibaret değil. Bu tip sensörlerle de ek güvenlik önlemleri alabilirsiniz.